Tamam, açtım. Tamamdır. Evet. Arkadaşlar merhaba. Sesle ilgili bir problem var mı şu an? Hayır hocam. Tamam. Gürültü olursa sesi kısacağım, haberiniz olsun. Gerekli yerlerde tekrar açarım ama şimdilik açık kalsın bence. Siz de arka plandaki seslere biraz dikkat ederseniz olur mu? Şimdi geçen dersimizde arkadaşlar Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nın oluşum dönemini anlattık. Ve hemen arkasından da öğretici metinlerle başladık arkadaşlar. Öğretici metinlerde hatırlarsanız Nurullah Ataç'tan, Cemil Meriç'ten, Fali Rıfkı Atay'dan, Suud Kemal Yetkin'den, Nuşer Eşref Ünaydın'dan, Sabahattin Eyüboğlu'ndan, Şevket Rado'dan, Salah Birsel'den, İsmail Habib Sevik'ten bahsettik. Ve bunlar bizim çok için çok önemliydi. Birkaç sanatçımız daha vardı ama onları ileriki dönemlerde tekrar değineceğimizi söylemiştik. Sadece belli başlı eserlerine değinmiştik. Şimdi bugün Cumhuriyet döneminde coşku ve heyecanı dile getiren metinlerden bahsedeceğiz. Yani bunun adı şiir. Zaten edebiyata ilk başladığımızda bunu bir ünite halinde ele almıştık. Metinlerin sınıflandırılması kısmında. Hatta bayağı vaktimizi alan bir süreç olmuştu. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda yine aynı şekilde olacak. Yine bayağı vaktimizi alacak. Çünkü bu dönemde oluşan topluluklarımız var ve bu topluluklardan bahsedeceğiz. Yalnız şöyle, şimdi burada görüyorsunuz coşku ve heyecanı dile getiren metinler, yani şiir diye bir başlık açılmış ama bununla alakalı ÖSYM'nin bize sormuş olduğu bir soru var, soru tarzı var. Bunu bir tablo üzerinden ben size vereceğim. Çünkü en belirgin olan kısım bu şekilde hani verilebilir. O tablo üzerinden nasıl bir soru geldi? Çünkü genellikle öğrencilerimizin bize sorduğu sorudur. Bu tablodan soru gelir mi? Yani daha doğrusu tablodan kastımız gruplarımızın oluşum dönemleri ve tarihleriyle alakalı soru gelir mi? Şimdi biz şöyle bir şey yapalım. Cumhuriyet döneminde coşku ve heyecanı dile getiren metinler deyince şöyle bir aralıktan bahsedeceğiz. Diyeceğiz ki şöyle bir tablo oluşturalım. Tablo şu. Öncelikle yani saf şiirden bahsedeceğiz. Sonra Bizim canlı ders yapar mı? toplumcu gerçekçiler diyeceğiz. Sonrasında milli edebiyat, zevk ve anlayışını sürdürenler diyeceğiz. Şimdi şöyle arkadaşlar, burada soru bize nasıl gelecek? Şimdi öz saf şiir deyince bunun tarih aralığının 1930'la 1945 aralığı olduğunu bilmen gerekiyor. Toplumcu gerçekçi şiire baktığımızda 1920 ile 1960 aralığında olduğunu bilmen gerekiyor. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdürenleri de burada iki kategoride alacağız. Kategorimiz şu, hececiler diyeceğiz. Çünkü milli edebiyat döneminde biliyorsunuz ki bizim gruplardan biri vardı, daha doğrusu bir grup vardı hececiler diye. Beşerci. Evet, hececiler diyeceğiz. Bunları devam ettiriyor ve tabii ki halkçılar diyeceğiz. Şimdi milli edebiyat zevk anlayışını sürdüren aralık peki ne zaman olacak? 1920 ile 30 aralığı olacak. Tekrar ediyorum. Öz saf şiir deyince 1930'da 45, toplumcu gerçekçiler 1920 ile 60, milli edebiyat zevk anlayışını sürdürenler deyince de 20 ile 30 aralığını alacağız. Peki bunu niye anlattık? Çünkü bununla alakalı şimdi öğrenciler genelde soruyor hocam işte bu çıkar mı, şu çıkar mı? Arkadaşlar şimdi yılların dağılımına baktığımızda ve çıkan sorulara baktığımızda tabii ki net bir şeyler söyleyemiyoruz. Zaten netlik olsaydı Cumhuriyet bu kadar uzun uzadıya anlatma gereği duymayacaktık. Ama 2011'e baktığımızda, 2011'de tabii o zaman adımız LYS'ydi. İkinci kısımda bize şöyle bir soru çıktı. Dedi ki 1900 1930 ile
45 aralığında şiir yazan sanatçılarımız var ve bu sanatçılar arasında kimleri göster, daha doğrusu kimi gösteremeyiz? Şimdi şıklara baktığımızda arkadaşlar, birazdan zaten konumuz olacak. Necip Fazıl, Kısa Kürek vardı. Ahmet Muhip, Dranas vardı. Yani. Cahit Sıtkı, Tarancı vardı. Şöyle baktığımızda ki önemli bir adam, Ahmet Hamdi Tanpınar vardı. Ve son şıkkımız, gerçi orada son şık değildi tabii ama diyoruz ki Oktay Rıfat Horozcu. Zaten edebiyata biraz azıcık bile hakimiyetimiz varsa Necip Fazıl'ın, Ahmet Muhip Dranas'ın, Cahit Sıtkı Tarancı'nın, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın aynı kategoride olduğunu biliyoruz ve biz birazdan başlığımızı açtığımızda bu sanatçılarımızı öz saf şiirde ele alacağız. Burada Oktay Rıfat Horozcu bizim neyimiz olacak arkadaşlar? Başlığımız, devamımız olacak. Şimdi şurayı bir iptal edelim arkadaşlar ve ikinci soru tarzımıza gelelim. Şimdi zaten bir kere bir soru geldiğinde devamı geliyor ve meşhur yılımız 2012. LYS'de çıkan sorumuza bakalım arkadaşlar. Orada da şunu söyledi, dedi ki 1923'ten 40'a kadar, hani bir şiir süreci var Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda. Burada diyor ki çeşitli gruplar oluştu. Bu gruplar arasında kimleri veremeyiz diye. Şimdi burada bize hececileri verdi. Hececilerden sonra halka yönelenleri vardı. Şimdi milli edebiyat zevk anlayışını sürdürenlere baktığımızda arkadaşlar biz şunu söylemiyor muyuz? 1920 ile 30 arası zaten bu aralığa giriyor. Sonra arkadaşlar öz saf şiiri vardı. Garipçileri vardı. Zaten buraya kadar geldiğimizde cevap ortaya çıkıyor. Çünkü garipçileri biz birazdan tabloya devam ettiğimizde söyleyeceğiz. Arkadaşlar garipçiler 40'tan sonraki süreçte, 1940'tan sonraki süreçte eser vermeye başlayan grubumuzdur diyoruz. Şimdi şu tabloya bir devam edelim. Şu aralığı bileceksiniz zaten. Gördüğünüz gibi zaten ÖSYM'de sorumuz çıkmış. Ve tablomuza devam edelim. Çünkü şiir sadece buraya kadar değil. Arkadaşlar, az önce söyledik. 1940 sonrası. 2012'de çıkmıştı ya. Sonrası şiir deyince kimleri alacağız? Garipçileri alacağız. Birinci yeniciler. Aynen. Birinci yeniciler oluyor. Birinci yeniciler arkadaşlar 1940'ta başlar. 1954'e kadar varlığını sürdürür. Hemen devam ediyorum. Sonrasında bu arada 1940 sonrası şiirde garipçiler dışında yeniliği sürdürenler de olacak. Devam edelim. 1954 sonrası şiir diyeceğiz. Burada da zaten garipçilere tepki olarak doğmuş olan ikinci yeniciler. İkinci yenicileri arkadaşlar biz 1954'te başlatacağız. 1960'ta bitireceğiz. İkinci yeniciler dışında ikinci yeni sonrası toplumcu şiiri devam ettirenler olacak. Oradaki tarih aralığımızda 1960'tan 1980'e kadar olacak. Zaten buraya kadar arkadaşlar bizim gruplarımız var. Bu gruplarla alakalı özellikleri çok net bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Ve sonra 1980 sonrası şiir diyeceğiz. Burada coşku ve heyecan dile getiren metnimizi sona erdireceğiz. Yani tablodan da belli oluyor. Nasıl ki biz edebiyatı başlattığımızda şiir ünitesi bizim vaktimizi epeyce almıştı ve orada zaten çok şeyden bahsetmiştik. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatımızda yine aynı şey olacak. Ve şunu söylemek istiyorum. Dikkat ettiyseniz öz saf şiir, toplumcu, gerçekçi ve milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren kişilerin tarih aralığı 2011 ve 2012 LYS'de bizim karşımıza çıktıysa 1940
1954 ya da 1980 sonrası şiirde karşımıza çıkması muhtemeldir diyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle şunu bir ifsan edelim. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar, milli edebiyat döneminde bizim karşımıza çıkan topluluk beş edilirdi. Şöyle, burada var zaten. İlk dönemde Anadolu insanını anlatma eğilimi var bunlarda. Daha sonrasında memleketi şairler, yediş meşaleciler, bunlar bizim karşımıza çıkıyor. Zaten tabloda bahsettiğim için burayı ne yapıyorum arkadaşlar? Geçiyorum çünkü bir sonraki konumuza gelelim. Çünkü bizim için önemli olan burası olacak. Şimdi tabloda biz önce ne dedik arkadaşlar? Öz, yani saf şiir anlayışını sürdüren şiir dedik. Buraya baktığımızda, şimdi öğrencinin aklına önce öz saf şiir anlayışını sürdürenler deyince şöyle bir şey geliyor. Acaba çok yalın bir dil mi kullandılar gibi bir şey geliyor. Öyle bir şey gelmesin arkadaşlar. Bu arada burada tarihimiz tamam 1930'larda bağımsız olarak başlıyor ama tarih aralığını bilecektik. Ne yapıyorduk? 1930'da 45 arası. Şimdi burada şöyle bir süreçten bahsedelim. Bizim bir önceki yani Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'na başlamadan, batılı anlamdaki Türk Edebiyatı'na başlamadan bilmemiz gereken bir konudur. Arkadaşlar, akımlarla alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü burada bir akım bizim için çok önemli. Arkadaşlar ben sesi kısıyorum. Çünkü arkada bayağı gürültü var. Gerekli yerlerde ben sesi açacağım. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar, öncesinde akımlarda realizm dediğimiz bir akım vardı. Şimdi realizmde, hatta realizmden önce romantizm vardı, Victor Hugo'nun öncülüğünü yaptı. Romantizme tepki olarak realizm bizim karşımıza çıkıyordu. Realizm de zaten klasiklere baktığımızda, yani en önemli klasikler bu anlamda bizim karşımıza çıkıyordu. İşte Fransız edebiyatından Stendhal, Balzac, Flaubert. Rus edebiyatından Dostoyevski, Tolstoy, Çehov, Gogol, Turgenev, Gorki, Şolov. Amerikan edebiyatına baktığımızda Steinbeck ya da İngiliz edebiyatına baktığımızda da Charles Dickens bizim karşımıza çıkıyor. Peki burada önemli olan neydi? Gözlemci bir şekilde, gerçekçi bir şekilde, zaten realizm bir diğer adı da arkadaşlar nedir? Gerçekçiliktir. Şimdi realizmin şiire yansıması parnasizm oluyor. Ve bu parnasyanlara tepki olarak da sembolizm dediğimiz bir akım karşımıza çıkacak. Şimdi şiirde gerçekçi bir şekilde anlatmaktan ziyade şiirin kapalı bir şekilde olması gerektiğini savunan bir akım var. Şimdi biz buraya sembolizm diyoruz arkadaşlar. Çünkü burası bizim için önemli olacak. Şimdi sembolizmde arkadaşlar şöyle bir şey var. Diyoruz ki kesinlikle kapalı bir anlatım vardır. Peki, bunu özelliklerini önce verelim. Kapalı anlatımlarla birlikte zaten kelime karşımıza çıkıyor. İmgeler kullanılacak. Burada diyor ki, şiiri karşında görmüş olduğun herhangi bir şeyi gerçekçi bir şekilde anlatmaktan ziyade sen bir sanat yapacaksın. Ve bu sanatı yaparken de karşı tarafı düşündürebilmek için, daha doğrusu kendi anlamlarını yükleyebilmesi adına kapalı bir şekilde yapacaksın. Burada şunu söylüyoruz. Sembolizmde haliyle öz saf şiiri anlatırken karşımıza çok fazla çıkacak. Fransız şairlerimiz burada çok örnek alınıyor. Peki Fransız şairlerimizin adını bilmek gerekiyor mu? Testlerde, denemelerde, hatta sınavda karşımıza sık sık çıkıyor. Şimdi bak burada. Baudelaire'i bileceksin. Verlaine'i bileceksin. Valéry'i bileceksin. Rimbaud'u bileceksin. Ve Mallarmé'yi bileceksin. Bunlar bizim Fransız sembolistlerimiz arkadaşlar. Bu isimleri unutmuyoruz çünkü biz birazdan bu isimlerden bir şeyler öğrenip de sembolizmi başlattık. Ve sembolizmle birlikte öz saf şiirine ne yaptık arkadaşlar? Örnek olduk. Peki burada arkadaşlar, saf şiiri sürdüren anlayış, sembolizmi örnek alacak mı
Tabii ki olacak. Peki burada kimler var? Sembolizmin babası olarak bizim karşımıza kim çıkıyor arkadaşlar? Ahmet Haşim. Ahmet Haşim neredeydi? Ahmet Haşim fecraatıydı. Peki varlığını Cumhuriyet'e kadar devam ettiriyor mu? Kesinlikle ettiriyor. Hatta Öztürk şiirde arkadaşlar birazdan Ahmet Haşim'le birlikte kimi alıyoruz? Yahya Kemal Beyatlı. Yahya Kemal Beyatlı'dan sonra bizim burada almamız gereken arkadaşlar önemli isimler var mı? Kesinlikle var. Peki biz o önemli isimlerimize bir bakalım. Malum bildiğimiz Cahit Sıtkı Tarancı. Çile şairimiz Necip Fazıl. Kısa Kürek. Evet. Kısa Kürek. Ahmet Muhip. Dranas. Asaf Halet. Çelebi. Ve burada yedi meşaleciler diyeceğiz. Arkadaşlar, bugün Öztürk şiir anlayışını işlerken Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyatlı'dan tabii ki bahsetmeyeceğiz. Bunlar bizim geçmiş konularımızdaki şairlerimizdi. Ama yine söylüyorum, Ahmet Haşim dediğimiz kişi yedi meşalecilerin toplantısına bile hani öncülük eden bir kişi olacak. Bunu bilin. Yahya Kemal Beyatlı'dan da burada bahsetmiyoruz. Sadece burada bu ikisine, yani daha doğrusu diğer sanatçılarımıza öncülük ettiğini bilin. Sembolizmde zaten Ahmet Haşim çok önemli. Ama birazdan Cahit Sıtkı Tarancı devamını ve yedi meşalecileri işleyeceğiz. Buraya baktığımızda peki Öztürk şiir bize neyi anlatıyor? Tamam, sembolizm bunun zeminini oluşturacak. Arkadaşlar, Öztürk şiir deyince öncelikle az önce bahsetmiş olduğumuz Fransız sembolistler ve bizim İslami devir Türk edebiyatında ele almış olduğumuz divan edebiyatı ne yapacak? Zeminini oluşturacak. Aralığını da, tarih alanını da biliyoruz. Buraya baktığımızda arkadaşlar 1930 zaten az önce söyledik, 45 Aralık olacak. Valeri'den bahsettik. Diğer sanatçılar burada sadece Valeri'yi vermiş. Bundan etkilenecek. Sembolizm akımından ne yapıyor arkadaşlar? Etkileniyor. Devam edelim. Şimdi Ahmet Haşim arkadaşlar çıkmış Doğrudur'da, Ahmet Haşim'in kesinlikle bu makalesini bilmemiz gerekiyor. Şiir hakkında bazı mülazalar adlı makalesi burada etkili oluyor. Onun için zaten Ahmet Haşim üzerinde durduk. Burada Öztürk şiirciler diyor ki, şiir soylu bir sanat kabul edildiğinden şiirin dili her şeyin üstünde tutulmuştur. Yani buradaki adamlar arkadaşlar kesinlikle, yani zaten sanat için sanat yapacaklar ve söyleyişte güzellik arayacaklar. Sanat bir biçim işidir. Biçim her yönüyle kusursuz olmalıdır diyoruz. Haliyle anlamı ikinci plana atıyoruz. Bunun için de diyoruz ki Öztürk şiiri de nedir arkadaşlar? Anlam ikinci planda ve burada anahtar kelimelerimizden biri var. Ses, musiki burada çok önemli. Testlerimizde ne olacak? Karşımıza çıkacak. Peki arkadaşlar, eğer anlamdan, daha doğrusu biçim güzelliğine önem veriliyorsa, düşsel, bireysel konular ele alınmaz mı? Şuraya bakıyoruz arkadaşlar. Olabildiğince özgün ve yaratıcı imgeler ortaya koyuyorlar. Zaten biz Ahmet Haşim'e baktığımızda ne diyorduk arkadaşlar? Ahmet Haşim biz şiir bilgisinde de çok fazla ele aldık. Hatta şöyle bir soru tarzı karşımıza çıkıyordu. İşte dizeleri verip de işte Ahmet Haşim'e ait midir, değil midir diye. Karanlıklar şairidir. Onun şiirlerinde işte alev, katre, karanlık gibi kelimeleri gördüğümüzde direkt ne yapıyorduk? Ahmet Haşim diyorduk arkadaşlar. Peki, eğer sen düşsel bireysel konuları ele alıyorsan ve anlamı ikinci plana atıyorsan didaktizmden uzak bir şiirdir diyemez miyiz? Didaktizmden uzak bir şiir diyoruz. Ve tekrar ediyorum, şiir kesinlikle soyludur. Disiplinli bir şekilde çalışmak gerekir. Ve dikkat ettiyseniz ne dedik arkadaşlar? Fransız sembolistler ele alınıyordu. Ve aynı zamanda Fransız sembolistlerle birlikte divan edebiyatı baz alınıyordu. Peki biz burada da gelenekle modernizm sentezlenmiştir diyemez miyiz? Geleneksel şiirle
modernizm sentezi vardır diyoruz. Ve devam edelim arkadaşlar. Burada zaten gerekli yerleri söyledik. Müzik önemli dedik. Burada zaten verilmiş. Ne yaptık arkadaşlar? Kaliteli bir şekilde imgeler veriliyor dedik. Dilde saflaşarak rahat bir söyleyişe ulaşmak önemlidir. Ölçü ve uyaktan kopmadan bireysel ve düşsel içerikler oluşturulmalıdır dedik. Zaten devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada sanatçılarımız var. Sanatçılarımıza bakalım. Burada zaten içsel bireyci yaklaşımı söyledik. Sanat için sanat anlayışını söyledik. Din, ideoloji, ahlak gibi etkilere kapalı. Yani arkadaşlar nedir? Toplumsal konulardan, sosyolojik konulardan uzak bir şiir diyoruz. Ahmet Haşim Yahya Kemal Beyatlı farklı bir kategorideydi. Sıtkı Tarancı, Ziya Osman Sabah zaten meşalecilerin içerisinde olacak. Onu ayrı bir şekilde almamıza gerek yok. Ahmet Hamdi Tanpınar, Muhyip Dranas, Necip Fazıl, Asaf Halet Çelebi, Necip Fazıl Üstü Dağlarca. Bunları birazdan ne yapacağız arkadaşlar? Ele alacağız, devam edelim. Şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar'la başlıyorum. Arkadaşlar, Ahmet Hamdi Tanpınar sorularda karşımıza çıkıyor. Şıklar arasında da karşımıza çıkıyor ve bunun direkt sorulduğu, yani bu sanatçımızın direkt sorulduğu zaman dilimleri de olmuştur. Bu adamın zaman her edebi yönlerini bilmemiz gerekiyor. Hem eserlerini bilmemiz gerekiyor ve eserlerini bilirken de kategorize edilmiş şekilde bilmemiz gerekiyor. Şimdi öncelikle Ahmet Hamdi Tanpınar zaten öz saf şiirde, dedik ya bir soru tarzı bizim karşımıza çıkmıştı 2011 LYS'de, öz saf şiir içerisinde hangileri yoktur diye. Bunların zaten aynı kategoride olması gerektiğini bildiğiniz takdirde zaten bunu ne yapıyorsun? Otomatikman söyleyebiliyorsun. Sen bir sanatçının hangi grupta olduğunu bilirsen edebi yönlerini tak 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 kendini sayabilirsin. Bunun yanında farklı farklı özelliklerine, çok karakteristik özellikler olacak, edebi farklılıklar olacak. Bunlar üzerinden de zaten nokta atışı bilgileri birazdan vereceğiz. Biz ne dedik? Bakın karşımıza çıkıyor. Ahmet Haşim'den, Baudelaire'den, Verlaine'den etkilenmiş değil mi? Mükemmelin peşindedir. Biz saf şiir için bunu konuşmadık mı? Konuştuk. Sembolizm akımını örnek almıştı ve şiirlerini ne yapmış arkadaşlar? Heceyle yazmıştır. Bir devam edelim bakalım bu adamın başka neleri olacak. Şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar deyince soru karşımıza çıktığında Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda ya da batılı anlamdaki diğer dönemlerde genellikle bize şairlerimizi, yazarlarımızı sorduğunda bir paragraf böyle verirler ama o paragrafın içerisindeki anahtar kelimeleri bizim çekmemiz gerekiyor. Bunun üzerinden soruya cevap vermemiz gerekiyor. Burada anahtar kelimelerimizden biri mesela bu bir paragraf olarak, tamam mı? Çünkü testlerde ya da ÖSYM'de kalkıp da sana bunun altını çizerek vermeyecektir ama biz burada anahtar kelime olarak neyi alıyoruz? Zamanı alıyoruz, bilinçaltını alıyoruz ve rüyayı alıyoruz arkadaşlar. Peki bu adamın zamanı bu kadar vurgulamasının sebebi ne? Burada şöyle diyelim. Bergson dediğimiz bir adam var. Adam burada diyor ki zamanı tek bir parçayla anlatamazsın. Yani diyor ki zaman mazi, yani geçmiş, şu an ya da gelecek değildir arkadaşlar. Zaman bir bütündür. Ve diyor ki evrende her şeyden önce zaman oluştu. O her zaman var diyor. Bergson'un bu düşüncesini baz alan Ahmet Hamdi Tanpınar zaman üzerine şiirlerini yazıyor ve bunu çok kuvvetli bir şekilde yaptığı için de arkadaşlar bizim için anahtar kelime oluyor. Hatırlarsanız biz Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'na giriş yaptığımızda şöyle bir şey söylemiştik. Demiştik ki bizim belli başlı akımlarımız vardı. Hakeza biz ne dedik? İşte sembolizm dedik. Ama bunun yanında mesela sürrealizm. Bak, sürrealizmle alakalı mesela anahtar kelimemiz bilinçaltıdır. Yavaş yavaş biz bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Artık ele almaya başlıyoruz. Etkilerini görmeye başlıyoruz ve devam edelim. Bakalım Ahmet Hamdi Tanpınar başka neler yapmış. Arkadaşlar şimdi burada ileriki konularda Ahmet Hamdi Tanpınar'ın daha doğrusu Ahmet Hamdi Tanpınar'ın değil, bütün sanatçılarımızla alakalı romanları ve roman özetlerini kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Şimdi buraya baktığımızda yine söylüyorum,
özetini bilmen gerekiyor ama genellikle çok çok böyle belirgin eserler olmadığı sürece kalkıp sana onun hani gidişatını değil de karakterleri üzerinden soru soracaktır. Mesela Huzur diye bir romanımız var. Huzur'da Mümtaz ve Nuran'ı unutmuyoruz. Saatleri Ayarlama Enstitüsü diye bir eserimiz olacak. Burada Hayri İrdal üzerinden geçen olayları unutmuyoruz. Devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Şuraya baktığımızda mesela sahnenin dışındakilerini almış Sabiha ve Cemal demiş. Bunlar ezber gerektiren yerlerdir. Daha sonraki süreçlerde zaten Cumhuriyet'in en son süreçlerinde o roman özetleri uzun uzadıya verilecek size. Burada biz şunu yapalım, eserlerine bakalım. Çünkü şimdilik ne olacak arkadaşlar? Bizim karşımıza bunlar çıkacak. Arkadaşlar, Ahmet Hamdi Tanpınar'a baktığımızda şimdi biz öğretici metinleri işlediğimizde zaten o kategoride dikkat ettiyseniz genellikle işte deneme yazıyordu ya da işte anı yazıyordu ama burada Ahmet Hamdi Tanpınar bu anlamda çeşitlilik gösteren bir adamdır. Bir şiiri var, kesinlikle unutmamamız gerekendir. Bursa'da zaman, bunu bileceğiz. Romana geldiğimizde Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Mahur Beste, Aydaki Kadın ve Sahnenin Dışındakiler kesinlikle unutulmayacak sorulmuşturlardır. Bunlar yani diyelim ki Ahmet Hamdi Tanpınar'ı direkt sormadı. Şık arasında bizim karşımıza çıkabilir. Ha bu arada bu da bir soru tarzıdır. En azından burada nasıl soru tarzları gelir onun üzerinden de biraz konuşalım. Mesela işte Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Mahur Beste, Aynadaki Kadın, Sahnenin Dışındakiler romanıdır. Abdullah Efendi'nin Rüyaları, Yaz Yağmuru, öyküleri yani hikayeleri olacak. Beşşehir'e geldiğimizde arkadaşlar, Beşşehir ve yaşadığım gibi, bu da önemlidir tabii ki. Beşşehir'e geldiğimizde testlerde bizim karşımıza çıkıyor. Beşşehir'deki o Beşşehir hangileridir? Sen burada neyi alacaksın? Ankara'yı alacaksın. İstanbul'u alacaksın. Bursa'yı alacaksın. Konya'yı alacaksın ve Erzurum'u alacaksın. Bunu bilmemizde fayda var. Yine söylüyorum, kategorize etme sistemini iyi yapacağız. Ve yine söylüyorum, beş şehir onun denemesidir. Denemenin içerisinde de ne vardır? Ankara, İstanbul, Bursa, Konya ve Erzurum vardır. Peki, geri kalan eserlerini bilmemize gerek var mı? Biz Cumhuriyet'te sürekli bunu söylüyoruz arkadaşlar. Gerek yok, kafanızı kalkıp da bunlarla doldurmayın. Zaten işiniz uzun sürecek. Yani bilmek gereken bir sürü sanatçı eser var. Sadece bunları bilmeniz sizin için yeterli olacaktır. Devam edelim. Arkadaşlar bakın yine belli başlı, bakın Bodleyer demiş. Genel özelliklerini verdik ya. Yine sembolizm demiş. Doğru muyum? Halk şiiri, divan şiiri ve Fransız şiirini sentezlemiştir. Tıranas'la alakalı bilmemiz gereken şiirlerimiz var. Evet, bununla alakalı karşımıza çıktı. İşte öyküleri var mıdır diye. Şimdi bu şiirleri bilmemiz gerekiyor. Fahriye ablayı bilmemiz gerekiyor. İşte ne güzel konuşuyorsun sen Fahriye abla diye sürekli dizelerini bitiren Kar, Olvido ve Seranat bizim için önemlidir. Bunu unutmuyoruz. Bu kesinlikle bilinecek. Muhip Tıranas'la alakalı. Şimdi dediğim gibi sorular yine aynen böyle karşımıza çıkıyor. Mesela bunu bir soru olarak düşün. Bu bir paragraf. Burada Ahmet Muhip Tıranas'ı görmeyin. Tamam mı? Bunu sana böyle verecek. Sen burada bunlarla zaten direkt algıda seçicilik. Sen neye bakacaksın? Fahriye abla, Kar, Olvido diyeceksin ve cevaplayacaksın. Soru aynen bu şekilde çıkarsa bizim karşımıza çıkar. Ya da işte Ahmet Muhip Tıranas'la alakalı eserlerinize geldiğimizde de arkadaşlar neyi yapacaktır? Şunu yapacaktır. İşte şiirleri. Bak mesela şiirlerini Şiirler adlı bir kitapta toplamış. Ama sen ne yapacaktın? Şiirlerini bilecek. İşte Kar, Olvido, Fahriye abla, Serenat gibi. Bir de oyunları var mı? O böyle istemezdi. Gölgeler çıkmaz. Oyunları zaten sormaz. Şunları bileceksin. O böyle istemezdi. Gölgeler çıkmaz. Peki şöyle bir şey var. Ahmet Muhip Tıranas'la alakalı soru çıktı mı çıktı. Karı, Olvido'yu, Serenat'ı sordu. Peki bununla birlikte başka ne sordu? Şık arasında bizim karşımıza çıktı. Muhip Tıranas'a baktınız arkadaşlar. Bir şiirlerimiz var, önemli olanları verdik. Bir de oyunları var. Hikaye yazmıştır diye bir öncül çıktı. Biz bunu yanlış olarak almıştık. Hatta cevabımız da buydu. Arkadaşlar devam edelim. Olvido diye şiirimizi vermiş.
Necip Fazıl Kısakürek. Şimdi arkadaşlar, Necip Fazıl Kısakürek biraz daha böyle bu kategoride farklı bir adam. Bir defa öncelikle biz buraya baktığımızda Necip Fazıl Kısakürek'le alakalı şunu söyledik. Dedik İslamiymiş. Çile şairidir. Bunu bileceksin. Bu zaten cepte olacak. Çile şairidir. Şimdi diyor ki, ilk dönem şiirlerinde muzdarip arayan, tedirgin, hiç tatmin olmayan modern insanın huzursuzluğunu işlemiştir. Şimdi buraya baktığımızda Necip Fazıl Kısakürek'le alakalı karşımıza çıkan farklı bir anahtar kelime ise, yani çile şairini kolay kolay verir mi? Vermez. Bunun eserleri üzerinden yine gidecektir. Arkadaşlar, mistik bir sanatçıdır. Peki, mistisizm zaten öz saf şiiri içerisinde, öz saf şiirin içerisinde almamızın sebebi arkadaşlar gizemcilik demektir. Gizemcilik. Tamam mı? Buraya baktığında zaten mistisizmde böyle sembolizm, hani işte ikisinde de böyle bir kapalılık var, buradan aklımızda tutabiliriz. Diyoruz, yine söylüyorum, çile şairi olmasını ki zaten artık hepimiz biliyoruz ve mistik bir şair olmasını, mistisizmin gizemcilik olduğunu bilirsen bununla alakalı yorum yapman gerekiyor zaten. Hocam. Sorular böyle karşımıza çıkıyor. Şimdi Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında biz zemin hazırlarken dergilerimizden bahsetmiştik ve bu dergilerde de şunu söylemiştik mesela. Büyük Doğu ve Ağaç Kiminde Necip Fazıl Kısakürek'inde. Şimdi arkadaşlar şöyle, bu adamın aslında gidişatını, daha doğrusu edebi yönünü şu şekilde ele alabiliriz arkadaşlar. İlk bizim karşımıza çıkan, yani ilk etapta hani şiir olarak Kaldırımlar ve Çile hocam, bizim için kesin, ne olacak arkadaşlar? Diyor. Tabii ki önemli olacaktır. Ve şöyle söyleyelim. Peki bize ilk şiir kitabını sorarsa, mesela bununla alakalı kaynaklarda sürekli soru görüyoruz işte. Hani doğru yanlış soruları oluyor ya, öncülü sorularımız oluyor ya. Şimdi arkadaşlar, ilk şiir kitabımız şuraya yazalım. Örümcek Ağ. İlk şiir kitabı, evet, arkadan geliyor zaten. Örümcek Ağ. Şimdi arkadaşlar, Örümcek Ağ'ını 1925'te yazıyor. Tabii bu tarih bizim için önemli mi? Hayır, değil. Ama şöyle bir şey var. 1925'te yazıyor. Hececilerle benzerlik gösteriyor. Bu onun şiirinin ilk evresidir. Yani Necip Fazıl, bunu söylememizin sebebi, Necip Fazıl Kısakürek'in arkadaşlar şiiri evreler halinde, daha doğrusu iki evre halinde gidecek. Örümcek Ağ ilk şiiri evremiz olacak, çünkü hececilere böyle bir benzerlik gösterecek. Ama asıl ününü gösterdiği yer Kaldırımlar olacak. Kaldırımda tamamen Necip Fazıl Kısakürek kendi özgünlüğünü yakalıyor ve özgünlüğünü yakalarken bunu hem içsel hem dışsal, yani şiirin hem dışsal özelliklerine, biçimsel özelliklerine hem de içerik bakımından ne yapacak arkadaşlar? Tabii ki ele alacak. Peki Necip Fazıl Kısakürek mesela, tamam işte mistik bir sanatçıdır. Ne gibi konuları ele alıyor? Arkadaşlar, can sıkıntısı diyebiliriz. Can sıkıntısı çıkıyor çünkü karşımıza. Can sıkıntısı diyebiliriz. Buhran, insanların yaşamış olduğu buhranlar, bireysel sıkıntılar, ruh çatışmaları ve iç dünyanın gizli duygu ve tutkuları diyoruz. İç dünya diyelim. Tamam, bu şekilde bunlar da bizim konularımız olacak ve dikkat ettiyseniz yine aynı şeyler, işte sembolizm bizim neyimizdir arkadaşlar? Burada baz almamız gereken anahtar kelimemizdir. Yine burada ne yapmış? Baudelaire'den bahsetmiş diyor. Bir bakalım. Arkadaşlar, burada kesinlikle eserleri iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi ilk şiir kitabımız neydi? Örümcek Ağ. Kendi işte özgünlüğünü yakaladığı neydi? Kaldırımlar. Çile bizim için önemli. Ben ve ötesi, sonsuzluk kervanı. Buraya kadar bil. Kalkıp da sana esselam, mukaddes hayattan levhalar, bunu sormaz arkadaşlar. Bunu şık arasında verse bile, şiirini sorarsa bunları sana vermek zorundadır. Ama Necip Fazıl Kısakürek'e baktığında bunların şiir olduğunu, oyunlara geldiğimizde sana şöyle bir soru da gelebilir işte. Oyunu var mı? Var. Tohum. Bir adam yaratmak,
Reis Bey, Ahşap Konak, Künye, Kanlı Sarık. Bu kadar bilmemiz yeterli arkadaşlar. Yine söylüyorum, özellikle şuraya kadar olan kısım tohum, bir adam yaratmak, Reis Bey, Ahşap Konağı bilelim. Künye de bizim için önemli. Buraya kadar bil, dediğim gibi her eseri ezberlemek zorunda değilsin. Peki Necip Fazıl'ın romanı var mı? Hatırlarsanız az önce Muhip Travası'yla alakalı ne dedi? İşte öykü yazmış. Şimdi Necip Fazıl deyince aklımıza çünkü hani böyle mistik bir şair, aklımıza genelde işte hemen kaldırımlar geliyor, örümcek ağ geliyor, çile geliyor. Hani romanı var mıdır? Var. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Aynadaki yalan diyeceğiz. Burada karşımıza başka bir şey çıkar mı? Çıkmaz diye düşünüyorum. Bu kadar ezber yapmanız yeterlidir. Dediğim gibi boş yere kafanızı yormayın arkadaşlar. Devam. Can Sıtkı Tarancı. Şimdi arkadaşlar Sıtkı Tarancı deyince öncelikle zaten Diyarbakırlı bir sanatçı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu bizim açımızdan önemli en azından. Şimdi Sıtkı Tarancı deyince arkadaşlar bunu artık hepimiz biliyoruz. Meşhur şiiri neydi? 35 yaş. Evet, 35 yaş. Evet. 35 yaş şöyle arkadaşlar. Şimdi 1946 yılında şöyle bir şey olacak. 1946 diyorum buraya. 1946 yılında arkadaşlar bir yarışma düzenleniyor. İşte CHP şiir yarışması. CHP şiir yarışmasında Sıtkı Tarancı bu anlamda 35 yaş şiiriyle bir birincilik kazanıyor. Şimdi belki bu adamın edebi yönüne baktığımızda yalın bir dili vardır arkadaşlar. Yalın bir dil. Ama yalın dil kullanırken zaten bu kadar bizi etkilemesinin sebebi ahenkli, içten, duygulu bir söyleyişi vardır. Bu zaten bizim genel özelliğimiz çünkü öz saf şiirdedir. Biçim kaygısı ön planda olacak mı? Tabii ki olacak. Yalnız Sıtkı Tarancı ile alakalı genellikle bizim karşımıza böyle sorular çıkabiliyor arkadaşlar konu üzerinden. Şimdi yaşama sevinci, yalnızlık, aşk hemen yazalım. Yaşama sevinci, yalnızlık, aşk, çocukluk özlemi. Çocukluk özlemi. Şimdi bunu sana verdi. Tamam mı? Bazen işte yaşama sevincini, yalnızlığı, çocukluk özlemini veriyor. Sıtkı Tarancı bu konuları işledi diyor. Bizim burada olmazsa olmazımız ne olacak? Aşk ve özellikle ölüm. Çünkü ölümle alakalı çok ama çok önemli eserleri vardır diyoruz arkadaşlar. Şimdi peki Cahit Sıtkı Tarancı şiirlerini yazarken arkadaşlar sosyal meselelerle ilgilenecek mi? Hayır. Bunu zaten nereden çıkarıyorum yine söylüyorum arkadaşlar. Burada artık hani bir grubun ya da bir topluluğun eğer şeyiysen hani öncüsüysen oraya tabiysen arkadaşlar zaten Özsam şiirde ne dedik arkadaşlar bu tür şeylerden uzağız biz tamamen bireysel konularla ilgileneceğiz. Peki şiirlerini yazarken ne kullanacak bu adam? Farklı kullanacak. Nazım biçim birimi olarak hece ölçüsü kullanacak ve çapraz uyak kullanacak diyoruz arkadaşlar. Buraya baktığımızda da aşağı yukarı aynı şeyleri zaten söylemiş olacak. Yaşama sevinci, ölüm korkusu, yalnızlık dedik. Bakın ölüm şairidir demiş burada yine. Ne demiş? Az kelimeyle çok şey söylemek. Biz burada ne dedik zaten? Yalın bir dil kullanıyor. Yani buna aynı zamanda durudur diye biliyoruz. Hece ölçüsünü yine burada vurgulamış. Biz ne dedik? Hece ölçüsünü kullanıyor, çapraz uyak kullanıyor ve dörtlük kullanıyor dedik. Ve devam edelim arkadaşlar. Şimdi yine söylüyorum. Bakın sanatçıları verdiğimizde her zaman aynı yani kısır döngü oluyor. Biz saf şiir dediğimizde Fransız sembolistlerden etkilenmiştir demedik mi? Dedik. İşte Fransız sembolistlerimiz kimdi? Baudelaire'di, Verlaine'di, burada işte Valéry'di. Bak yine aynı etkilenmeler oldu. Şiirlere baktığımızda 35 yaş, gün eksilmesin penceremden, kara sevda, memleket isterim ve desem ki. Şimdi 35 yaş zaten dediğim gibi hepimiz biliyoruz. Desem ki bilelim. Memleket isterim bilelim.
Gün eksilmesin penceremden kara seyreden. Arkadaşlar zaten bu tür insanların hani kişisel özelliklerini bildiğinde eserlerine baktığında yani hani işte derler ya böyle için yansır dışına diye. Zaten eserlerine baktığımızda eserlerinin adlarından da az buçuk kişiliğini ne yapabiliyorsun? Çıkarabiliyorsun. Devam edelim. Bakın 35 yaş bu düşten güzel ömrümde sükut sonrası. Şimdi az önce biz şiirlerimizin içeriğinden daha doğrusu şiir başlıklarımızdan bahsettik. 35 yaş düşten güzel ömrümde sükut sonrası bunu kesinlikle zaten bileceksin. Ve mektup bizim karşımıza çıkıyor. Ziya'ya mektuplar maalesef böyle. Ya Osman sana. Ziya Gülkalp'te Diyarbakırlı olduğu için mı acaba? Hani acaba ona mı? Hayır bu 7 meşale. Ziya Osman sana. Ziya Osman Saba'ya yazılıyor arkadaşlar. Asaf Halit Çelebi. Arkadaşlar biz mistik kelimesini Necip Fazıl Kısakürek için kullandık. Şimdi kalkıp da mistik kelimesini zaten yine burada bileceksin ama Asaf Halit Çelebi ile alakalı önemli olan bir şey var. Arkadaşlar bu adam bildiğin bazen rubailerle edebiyat dünyasına giriyor. Burada güzel eserler veriyor. Ondan sonra serbest oluyor. Yani genellikle bizim ışıklar yani daha doğrusu sorularda karşımıza çıktığında burayı vurgulayacak arkadaşlar. Gazelleri ve rubaileri vardır kısmını sana vurgulayacak. Ve yine söylüyoruz yine mistik yönü ağırdır. Yani gizemcilik yönü nedir arkadaşlar? Ağırdır. Zaten mistizmin yönü eğer ağırsa yani o gizemciyse sana bir şeyi ne yapacak arkadaşlar? Sezdirmeye çalışacak. Aynı zamanda kapalı olacak. Sembolleri ne yapacak arkadaşlar? Sana verecek. Yine imgeler kullanacak. Şimdi burada eserlerimizi bilmemiz gerekiyor mu? Kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Burada özellikle şiirleri bizim için önemli. Öğrenci yani yine söylüyorum hani eğer ne kadar telaffuzda ya da işte akılda tutmakta zorlansanız bile şıklarda karşınıza çıktığında yaparsınız. Om Mani Padme Hum, He, Lamelif ve Laleler. İnceleme karşımıza çıkar mı? Yani Ömer Ayhan diye bir eseri kalkıp sana kimse sormaz. Eşrefoğlu Divanı kalkıp sana sormaz. Belki Molla Cami ama Om Mani Padme Hum, He, Lamelif, Laleler varken kalkıp da sana incelemeyi sormayacaktır. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar burada biz sanatçılarımızı bitirdik. Hatırlarsanız bu sanatçıların yanında bir de dedik ki bir grubumuz olacak. Arkadaşlar şimdi milli edebiyat dönemine baktığımda milli edebiyat dönemindeki grubumuz beş ececilerdi. Şimdi beş ececilerin yapmış olduğu sanat anlayışını çok sert bir şekilde eleştiren yedi meşaleciler. Öncelikle bunu bileceksin. Yedi meşaleciler arkadaşlar şöyle bir şey yapacak. Bir toplantı alıyorlar. Yani zaten yedi kişiden oluşuyor. Arkadaşlar yedi meşale diye bir şiir kitabı çıkarıyorlar. Hatta şöyle diyelim. Yedi meşale diye bir şiir kitabı çıkarıyorlar. Ve sanat anlayışını bir bildiriyle yayınlıyorlar. Şimdi yedi meşalecilerle alakalı senin en başta bilmen gereken şey Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan ilk toplantı. Burada öğrenci bazen yine yanılgıya düşebiliyor arkadaşlar. Çünkü kaynaklarda da bazen işte beş ececileri Cumhuriyet'te yani Cumhuriyet başlığı altında verebiliyorlar. Ama Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda bakın Cumhuriyet döneminin ilk topluluğudur diyoruz. Ve beş ececilere tepki olarak ne olmuş arkadaşlar? Bizim karşımıza çıkmış. Bunlar bizim anahtar kelimelerimiz. Şimdi şöyle bir şey daha var. Anahtar kelimelerimizden biri. Ya beş ececilere tepki diyor ki senin şiirin canlılık, samimiyet ve daima yenilik göstermeli. Bunu bir slogan haline getiriyorlar ve bundan yola çıkıp da ne yapacaklar? Şiirlerini oluşturacaklar. Peki kimdir bu yedi meşaleciler? Arkadaşlar yedi meşalecilere baktığımızda birazdan gerçi karşımıza çıkar onu da şey yapmayalım. Şimdi hazırlık toplantılarından kuruluşa kadar bulunan bir adam var. Bu adama en azından buradan bir bahsedelim. Ben öncelikle bir yedi meşalecilerin oluşum sürecinden bahsetmek istiyorum. Burada Muammer Lütfi Bahşi. Bahşi. Evet. Bu adam sonra gruptan yok oluyor. Yani toplantılara katılıyor. Toplantıdan iki ay sonra çıkarılmaya başlanan meşale dergisi kadrosuna alınmıyor. Burada arkadaşlar bunun sebebi Bahşi'nin zaten
bir misyonu vardır, yargıçlık görevi vardır. Yargıçlık görevi nedeniyle de edebiyattan ne olacak arkadaşlar? Kopuyor. Şimdi biz yedi meşhanecileri zaten ele alacağız ama kesinlikle sen şunu bileceksin. Yedi meşhanecilerin genel özellikleri çıktığında nokta atışı bize soruyorlar. Grup dağıldıktan sonra şiire devam eden kişi kimdir? Şiire devam. Şöyle. Yaşar. Hayır. Şiir deyince sizden ricam yedi meşhanecilerde Ziya Osman Sabah. Evet, Osman Sabah diyorum. Peki yedi meşhanecilerde bizim tek öykü yazarımız kimdir arkadaşlar? Kenan Hulusi Koray. Zaten biz bunların üzerinden gideceğiz. Bir de hatırlarsanız biz yine dergileri işlediğimiz arkadaşlar kim vardı? Yaşar Nabi Nayır. Burada da arkadaşlar hala günümüze kadar devam eden Varlık dergisini çıkarmasıyla neydi arkadaşlar? Ünlüydü diyoruz. Peki şöyle bir soru da karşımıza çıkabilir. Yedi meşhanecileri toplanmasına, daha doğrusu toplanmaları için bunları teşvik eden kişi kim olabilir arkadaşlar? Burada da biz ne diyoruz? Yusuf Ziya Ortaç. Aslında çok eleştirdikleri şey vardı ya, meşaleciler vardı ya, oradan biri ne yapıyor arkadaşlar? Yedi meşalecileri teşvik ediyor diyoruz. Devam edelim bakalım ne diyecek. Öztaf şiirde olduğumuz için zaten sanat için sanat anlayışıyla gidiyoruz arkadaşlar. Yine imgeleri kullanacağız arkadaşlar. Geleneksel temal var yerine yeni yani temalar buluyoruz. Normal izleyemiyoruz. Nasıl normal? Yani ben şu an izleyemem. Ben uygulamayı indirsem ben sana linki atarım. Linkten girer. Arkadaşlar şu arkadaki seslere keşke biraz daha dikkat etsek. Devam edelim. Evet. Bunları zaten söyledik. Peki bu grubun içerisinde kimler var? Bunları bilecek miyiz? Öğrenciler bu anlamda genellikle kendi içlerinde böyle ya da kaynaklarımız bir şifreleme sistemiyle gidiyor işte. Genellikle ceviz saymaktı diye biliyorum. Öyle gidiyor. Ama yani burada çok da böyle bir şeyleri şifrelemeyim bence. Hani buraya baktığımızda Sabri Esat Siyahmuş gibi bu arada önemli bir eseriyle birazdan karşımıza çıkacak. Basri Mahir Koca Türk, Muammer Lütfi Bahşi ne dedik arkadaşlar? Zaten yargıçlık göreviyle. Kenan Hulusi Koray dedik ki arkadaşlar hikayecimizdi. Yaşar Nabi Nayır, Cevdet Kudret Solok, Ziya Osman Sabah'da grup dağıldıktan sonra şiir yazmaya devam eden tek yedi meşalecimizdi diyoruz. Bakalım. Burada yine söylüyorum. Bu kişilerin yani yedi kişinin adını bileceksin. Bilmekle birlikte de kesinlikle şu sadece anahtar kelimeler, daha doğrusu nokta atışı eser vereceğim. Sadece esas yağmış gibi dediğimizde aklımıza odalar ve sofalar gelsin, başka bir şey istemiyoruz. Odalar ve sofalar. Aynen böyle. Yani bunu üstten anlatmak adına geçmiyorum. Gerçekten Sadri Esat Siyahmuş gibi dediğimizde odalar ve sofalar diye bilmemiz yeterli olacaktır. Vasfi Mahir Kocatürk. Arkadaşlar bu arada odalar ve sofaların şiir olduğunu da unutmuyoruz. Tamam mı? Zaten bir eseri var. O eserinin de türünün ne olduğunu ne yapmamız gerekiyor? Bilmemiz gerekiyor. Devam edelim. Vasfi Mahir Koca Türk. Arkadaşlar buraya baktığımızda özellikle tuş sesleri bizim karşımıza çok çıkıyor. Onu söyleyelim. Dağların derdini de bil. Bakın dağların derdi önemli. Tamam mı? Hayat şarkıları da diyelim önemli. Ama burada özellikle bizim karşımıza çıkan ne olacak? Tunç sesleri olacak. Ve yine devam ediyorum. Cevdet Kudret Solok. Arkadaşlar, Cevdet Kudret Solok'la alakalı şiir birinci perde. Bil. Bunu bil. Romana geldiğinde sınıf arkadaşları, havada bulut yok. Karıncayı tanırsınız. Bunu da bileceksin. Bakın buraya geldiğimizde yine söylüyorum. Cevdet Kudret Solok her ne kadar Ziya Osman Sabah, Yaşar Nabi Nayır, ya da Kenan Hulusi kadar önemli olmasa da bizim karşımıza çıkıyor eser yazar ilişkisinde. Şiiri birinci perde. Romana geldiğimizde sınıf arkadaşları, havada bulut yok,
Karıncayı tanırsınız, bunları bilmeniz gerekiyor. Öykü de karşımıza çıkıyor. Sokak. Peki oyunları karşımıza çıkar mı? Hayır diyelim. Yok, hayır. Sadece bunları bilmen yeterlidir ama yine söylüyorum. Birinci perde romanlar ve sokağın öykü olduğunu bileceksin. Devam. Kenan Hulusi Koray. Dedik arkadaşlar, dedik ki öyküleri ile, yani öykü sanatçımızdı. Bu arada özellikle öykülerini Edgar Allan Poe'nun etkisinde kalarak, Edgar Allan Poe biliyorsunuz zaten ödül yine alan bir sanatçımız, önemli bir sanatçımız. Öykülerini Bahar Hikayeleri adı altında toplamıştır. Burası bizim için önemli, tabii ki önemli olacak. Bu arada Kenan Hulusi Koray ile alakalı, tamam öykücüdür, Bahar Hikayeleri bizim için önemli olacak ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Her ne kadar öyküleri, yani öyküleriyle önemli bir adam olsa bile, mesela öykülerine baktığımızda Bir Yudum Su, Bir Otelde Yedi Kişi, baktığımızda Kavaklı Posanı'nda Bir Vaka karşımıza çıkan, ama her ne kadar öykücü olsa bile, öyküleriyle önemli olsa bile roman bizim karşımıza çıkıyor. Özellikle de Osmanoflar bizim için ne olacak arkadaşlar? Önemli olacak. Yine söylüyorum. Evet, hikayeleriyle ünlüdür ama Osmanoflar adlı romanı bizim için önemlidir. Yaşar Nabi Nayır için ne dedik arkadaşlar? Varlık Dergisi niye bizim için önemliydi? Günümüzde varlığını devam ettiriyor dedik. Eserlerimize baktığımızda arkadaşlar, Onar Mısır bizim için önemli, Kahramanlar bizim için önemli, Roman Bir Kadın Söylüyor önemli ve öykü Sevi Çıkmaz'ı bizim karşımıza yine çok çıkacağız diyoruz. Muammer Lütfi Vahşi ile alakalı konuşmayalım. Dediğimiz gibi yargıçlık görevi nedeniyle zaten sonraki aşamalarda yetim eşarecilerin içerisinde olmayacak. Ziya Osman Sabah'a geldiğimizde yine eserler bizim için önemli olacak. Sebil ve Güvercinler çıkmıştır. Hatta şuranın kompleti sınavda çıktı. Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman, Nefes Almak. Ama Ziya Osman Sabah her ne kadar Kenan Hulusi Koray için dedik ya, öyküleriyle ünlü olmasına rağmen neydi? Romanıyla da bizim karşımıza çıkıyordu. Burada da arkadaşlar öyküsünü bilmeniz gerekiyor. Her ne kadar şiirde üstad olsa bile, Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi ve Değişen İstanbul yine bizim sınav sorumuzdur diyoruz. Evet. Öyle mi yapalım? Şimdi arkadaşlar şöyle ki konumuzu işledik ama tamam. Birkaç alıştırmamız var. Onları da yapalım. Bir sonraki dersimizde şeyi işleyeceğiz arkadaşlar. Toplumcu gerçekçileri işleyeceğiz. Toplumcu gerçekçileri işlemeden önce en azından bir önceki dersimizde ne yaptık kısmını hatırlatmak amacıyla ne yaparız? Bu alıştırmaları yaparız ama birkaç alıştırma yapalım. Dersimizi o şekilde sonlandıralım diyorum. Şimdi burada tabloda görüyorsunuz. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Huzur. Kimin arkadaşlar? Hatta bir saniye şöyle bir şey yapalım. Beni duyuyor musunuz arkadaşlar? Emre Hocam. Şu an açık ses. Bu kısmı da açmak istiyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar, huzur. Burada diyoruz ki Ahmet, Hamdi, Tanpınar. Değil mi? O böyle istemezdi. Ahmet, Muhip, Dranaz. Saatleri ayarlama enstitüsü yine Ahmet, Hamdi, Tanpınar. Evet. Fahriye abla kimdi? Ahmet, Muhip, Dranaz. On, Mani, Fadme, Hum. Rubayileri falan vardı ya. Asaf, Halet, Çelebi. Değil mi? Önünde Sükut. Necip Fazıl Kısakır. Kı, Tarancı. Aman diyeyim. Çile. Pardon. Necip Fazıl. Osmanoslar. Ne dedik arkadaşlar? Kenan. Hulusi Koray. Hulusi.
Koray. Koray. Tamam. Şurası zaten. Ya dikkat ettiyseniz aşağı yukarı nereyi vurguladıysak zaten orası bizim karşımıza çıkıyor. Geçiyorum burayı. Devam edelim. 35 yaş. Cahit Sıtkı Tarancı. Cahit Sıtkı Tarancı. Evet. Peki Mahur Beste? Ahmet Hamdi. Tanpınar. Tanpınar. Sonsuzluk Kervanı. Çile Şairimiz. Necip Fazıl Kısakürek. Necip Fazıl Kısakürek. Bir Yudum Su. Hikayeleriyle Yedi Meşalecilerde meşhurdu. Kenan. Hulusi. Koray. Koray. Düşten Güzel. Sonrası Vardı. 35 yaş diyorum. Cahit Sıtkı. Tarancı. Onar Mısra. Varlık Dergisi'yle. Yaşar. Nabi. Nayır. Nayır tabii ki. Ahşap Konak arkadaşlar. Çile Şairimiz. Necip Fazıl. Necip Fazıl. Kısakürek. Peki Tunç Sesleri zaten ne bizim için? Vasfi Mahir Koca Türk. Evet. Vasfi Mahir Koca Türk. Şey, Domluk. Soru ne kaç? Soru sorarız. Kaç kişi yapıyor? Adam 5. Tamam, bilmiyoruz. Örümcek Ağa arkadaşlar. Necip Fazıl Kısakürek. Dikkat ettiyseniz hatırlarsanız arkadaşlar birinci perde özellikle vurgulamıştım. Cevdet Kudret. Solok. Solok. Abdullah Efendi'nin Rüyaları. Ahmet Hamdi. Tanpınar. Sokak kimindi? Cevdet Kudret. Solok. Solok. Peki bir adam yaratmak? Necip Fazıl. Necip Fazıl. Kısakürek, odalar ve sofalar. Sabri Esat Siyavuşgun. Süpersiniz. Sabri Esat Siyavuşgun. Dedik ki komple çıkmıştı hatta o kısım bize. Sibil ve Güvercinler. Ziya Osman Sabah. Ziya'ya mektuplar. Cahit Sıkı Tarancı. Süpersiniz. Devam. Bursa'da Zaman. Şiirimizde. Ahmet Hamdi. Tanpınar. Evet. Peki Nefes Almak. Ziya Osman. Sabah. Reis Bey. Necip Fazıl Kısakürek. Necip Fazıl. Necip Fazıl. Peki beş şehir. Ahmet Hamdi. Tanpınar. Ankara, İstanbul, Bursa, Konya, Erzurum demiştik. Kafa Kağıdı. Çok mu önemli? Hayır ama Necip Fazıl. Kısakürek. Evet. Ben ve Ötesi. Yine Necip Fazıl Kısakürek. Künye. Yine Necip Fazıl Kısakürek. Olvido. Fahri Abla. Ahmet Muhib Dranas. Ahmet Muhib Dranas. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Alıştırmalarımız aslında var ama onu saklayacağım. Bir sonraki derse tekrar olsun diye toplumcu gerçekçilere geçmeden önce en azından bilgilerimizi bir yoklarız. Bir sonraki dersimizde toplumcu gerçekçiler ve milli edebiyat zevki anlayışını sürdürenlerle devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.